Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na ben Noyan Doğan yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Efendim, aslında bugünkü programı sizlerden gelen yorumlar ve talepler doğrultusunda şekillendirdik diyebiliriz. Şöyle özetleyeyim. Finansal sigortalar diye bir kavram var ama çok yaygın olarak bilinmiyor. Siz de dolayısıyla bunu merak ediyorsunuz ve sordunuz bu geçtiğimiz haftalarda. Finansal sigortalar nedir, nelerden oluşur, içerikleri nedir? Aslında detayları gerçekten ilginç. Mesela bina tamamlamaya yönelik bir finansal sigorta kapsamında sigorta var. Çoğu kişi bilmiyor. Kullanan var mı? Var. Bankalardaki teminat mektubu yerine geçen sigortalar var. Adana kefalet senedi ya da kefalet sigortası da denebiliyor halk arasında. Kullanılıyor mu? Kullanıyor. Buna benzer birçok ürün var. Aynı zamanda biz bunu çoğaltabiliriz. İşsizlik sigortasından tutun da kredi kartı ödemesine kadar geniş yelpazede finansal sigortalar adı altında sigortalar var. Şimdi bu sigortalardan biraz bahsedeceğiz. Tabii konu geniş. Hepsini bu kadar kısa zamana sığdırmamız çok mümkün değil. Biz belli başlı olanlarını, daha çok kullanılanı, biraz daha böyle piyasaları rahatlatacak, hem reel sektörü yani KOBİ'leri rahatlatacak, hem de bina tamamlamayla vatandaşları rahatlatacak ürünler üzerinde iki tanesini özellikle seçtik ve bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve tüm bunların da hepsini Quick Sigorta CEO'su Ahmet Yaşar'la birlikte konuşacağız. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Hattımızda mı Ahmet Bey? Görüntülü görüşeceğiz. Değil mi? Görüntülü, evet. Ahmet Bey merhaba. Merhaba Noyan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, bir küçük rahatsızlığımız oldu. Ondan sonra tekrardan sağlara döndük diyelim. Siz de ofistesiniz galiba. Evet, ofisteyiz. Daimi gidenlerden misiniz? Valla biz bu dönemde arkadaşlarımızı serbest bıraktık. Çünkü bazılarında evde psikolojisi bozuluyor. Dolayısıyla dileyenler evden, dileyenler ofisten hizmet veriyorlar. Ve açıkçası sigorta sektörü iyi bir sınav verdi bu dönemde. Gerçekten tüm sektör olarak yani hem evden hem ofisten çok rahat bir şekilde çalışabilecek durumda olduğumuzu acentelerimizle birlikte ispatladık. Daha mı iyi oldu böyle? Açıkçası yoğunluk da arttı. Tabii arkadaşlarımız biraz da zaman mevhumunu kaybettiler. Dolayısıyla 7-24 hizmet veriyorduk zaten. Daha çok 7-24 hizmet vermeye başladık. Biraz çalışanların yükü arttı gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz Ahmet Hocam? Biraz öyle oldu. Ama biz de elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz onları. Peki. Şu finansal sigortalar konusunu sizle konuşalım. Şimdi efendim izleyicilerimize şöyle bir şey verim. Quick Sigorta finansal sigortalar konusunda biraz daha uzmanlaşmış bir şirket. O yüzden Sayın Ahmet Yaşar'ı davet ettik. Bir de bu işe çok ağırlık veren bir şirket. Ve ellerinde de yapılan yani bu sigortaları yapıyorlar. Dolayısıyla buradan yola çıkarsak bizde bir daha doğru en doğru bilgi paylaşımını yapacaktır Sayın Yaşar. Şimdi Ahmet Hocam başlayalım. Şimdi benim önümde 3 tane 3 branş seçtik biz izleyicilerle paylaşalım diye. Bir tanesi işte bina tamamlama sigortası, bir tanesi kefalet sigortası, bir tanesi de fatura koruma sigortası. Ben ortadakini seçeyim. Kefalet sigortasından başlayayım. Şimdi biraz tanımlarını anlatalım ama benim sizden istirhamım böyle çok teknik sigorta, sizler sigortacısınız. Çok teknikleri, teknik konuşmaya bayılırsınız ama bizim bu platform ona çok uygun değil. Dolayısıyla bize biraz kefalet sigortasını daha halkımızın anlayacağı şekilde anlatırsanız sevinirim. Buyurun. Ben bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Biliyorsunuz mümkün olduğunca halk diliyle bu işlerin anlatılması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden de çok basitçe anlatacağım. Aslında biliyorsunuz bu finansal, siz de bahsettiniz. Artık ciddi bir branş ve ciddi bir segment oluştu finansal sigortalar adı altında. Daha önceleri alacak sigortaları neredeyse sadece konuşuluyordu. Ama şu anda gerçekten 2015 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte henüz piyasada arz yoktu ama yavaş yavaş sigorta şirketlerimizin ilgisi bu alana arttı. Quick Sigorta'da bu alana ilgi gösteren sigorta şirketlerinin başında geliyor. Dolayısıyla finansal sigortalarında en önemli ürünü şu anda yani hacim olarak da yoğunluk olarak da ve potansiyel olarak da en önemlisi kefalet sigortası. Sizin söylediğiniz gibi en basit tanımıyla aslında banka teminat mektubunun
birebir aynısı kefalet sigortası dediğimiz ürün. Normalde dünyada zaten mesela Amerika'da baktığınız zaman banka teminat mektubu diye bir kavram yok. Kefalet senetleriyle, sigorta şirketleriyle yürüyen bir alan. Ama ülkemizde tabii sigortacılık ilk başlarda bankacılık tarafından ve bankalar tarafından kurulan sigorta şirketleriyle başladığı için bu alana sigorta şirketlerinin girmesi biraz zaman almış. Bankalarda açıkçası sigorta şirketleri bu alanı doldurmadığı için mecburen piyasada ihtiyaç duyulan bu ürünü karşılamak üzere bu alana girmişler. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman Türkiye'de aslında aynı amaca hizmet eden bankalar tarafından verilen banka teminat mektupları sigorta şirketleri tarafından yani kefalet branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri de bir manada banka teminat mektubunun hemen hemen aynı işlevini görüyor. Peki ben yani bir banka... araya gireyim. Anladım. Şimdi ben bunu, biraz bunun tabii şöyle bir şeyi vardı. Aslında biz yıllardır bu kefalet senedi ya da kefalet sigortası konuşuyoruz ama benim bildiğim kadarıyla yanlışsa düzelt. Geçmiş senelerde bunun bir yasal mevzuatı, yasal altyapısı yoktu. Şimdi bu yasal altyapıya imkan tanındı galiba, değil mi? Evet. Şimdi genel şartları yayınlandıktan sonra kefalet sigortasının öncelikle kamu ihale kurumu 2015 yılında düzenlemelerini yaptı ve kamu ihalelerinde kefalet senedi kabul etmeye başladı. Zaten bugün vatandaşlarımız, iş insanlarımız, KOBİ'lerimiz ihalelere girerken biliyorsunuz yayınlanan şartnameler var. O şartnamelerin ekinde standart formlar var, yani tip formlar var. O formların içerisine baktıkları zaman geçici kefalet senedi, kesin kefalet senedi gibi örnek formları göreceklerdir. Aynı şekilde banka teminat mektuplarının da örnekleri var. 2015'ten bugüne kadar aslında 2017'ye kadar, 2018'e kadar bu formlar yine vardı ama arz sağlayan sigorta şirketi yoktu. Şimdi 2018'den itibaren sigorta şirketlerimizin bu alana ilgisi oluşmaya başladı. Havuz giderek büyüyor, teminatlar giderek artıyor, kapasiteler giderek genişliyor. Dolayısıyla aslında iş insanlarımız standart formların ekinde yani ihale şartnamelerinin ekinde bu formları göreceklerdir. Onları da sigorta şirketlerine başvurarak bu alanda ürün veren tamam. bizim gibi şirketlere başvurarak alabileceklerdir. Şöyle anlıyorum yani bir KOBİ olduğumuzu varsayalım. Orta halli, küçük halli, büyük önemli değil. Bir KOBİ olduğumuzu evet. varsayıyoruz. Kredi alabilmek için bankadan teminat mektubu ortaya koymak zorundayız. Ve bankadan teminat mektubu alacağız. Şimdi bunun iki tane handikapı var. Birincisi bir kere bir banka vermeyebilir. İki, aldığımız kredi teminat mektubu tabii şeyimizde, sistemimizde, hesabımızda da bir daha basit anlamıyla zafiye zafiyete ya da düşüklüğe neden olabilir. Şimdi bir bu. İkincisi demek ki şunu anlıyorum. Ben bir KOBİ isem, bankadan kredi kullanacaksam oradan teminat mektubu istemek yerine size geliyorum, sigorta şirketine geliyorum, kefalet sigortası yaptırıyorum ve bu kefalet senedini ya da sigortasını, poliçesini bankaya veriyorum ve krediyi kullanıyorum. Doğru mu? Tam değil, şöyle değil. Tamam. Yani o biraz dolaylı kefalete giriyor söylediğiniz. Burada esas potansiyel bizzatihi kamu ihalelerinde, kamu ihale komisyonlarının istediği teminatlar. Yani siz bir ihaleye gireceksiniz. İhaleye girerken geçici kefalet senedi vermeniz gerekiyor. İhaleyi kazandığınızda da sözleşmeyi imzalamadan önce kesin kefalet senedi vermeniz gerekiyor. Bu şu ana kadar banka teminat mektubu olarak karşılanabiliyordu. Artık kefalet senedi olarak da karşılanabiliyor. Bu KOBİ'ye nasıl bir fayda sağlar? Bir kere bankadaki limitlerinizi yani gayri nakdi kredi olan teminat mektuplarıyla doldurmak yerine bizzatihi nakit kredi kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Yeni istihdam imkanları yaratabilirsiniz. Tabii ki yeni vergi gelirlerine kaynak yaratmış olursunuz. Böylece sigorta şirketlerinden gayri nakdi kredi olan kefalet senetlerini kullanırken bankalardan direkt nakit kredileri kullanma şansınız olur. Limitiniz daralmaz banka teminat mektubu kullanarak. Peki bankaya gelip de teminat mektubu aldığımda ve size gelip kefalet senedi aldığımda ikisinin de prosedürü ve incelemesi aynı mıdır? Yani bunu niye soruyorum Ahmet Hocam? Şunun için soruyorum. Ya bankalar teminat mektubu vermiyor kardeşim, zorluyorlar. Biz gidelim şuradan sigortadan kefalet senedini alalım da şu işi çözelim deme yolu var mıdır? Şöyle var tabii. Niye var? Çünkü sonuçta biz sigortacıyız, bankacı değiliz.
Ama bizde de bu birimlerde bankacı ekipler var. Elbette ki mali analizciler var. Bu konuda ciddi departmanlar oluşturduk. Hatta biz bir kredi skorlama şirketi satın aldık, bünyemize kattık. Dolayısıyla ciddi bir burada istihbarat, mali analiz, finansalların incelenmesi konusu elbette ki önemli. Ama öbür taraftan biz bir de sigortacıyız. Yani bizim risk iştahımızın farklı kriterleri var. Dolayısıyla bazen bankaların sıcak bakmadığı bir takım rizikolarda biz farklı değerlendirmelerde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla ya da bankaların şu anda nakit krediler sebebiyle limitleri dolmuş olabiliyor. Dolayısıyla biz burada yeni potansiyel yaratıyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz aynı zamanda reinsürans sistemiyle korunuyoruz. Farklı bir kapasite yaratma tekniğimiz var bizim. Dolayısıyla bu manada bakarak ya da karşılığında teminat tesis ederek sigortalılarımıza kefalet senedi tesis edebiliyoruz. Yani bu manada başvurularını yaparak mutlaka bu imkanı denesinler. Yani biz bankadan limit alamadık, sigorta şirketinden de alamayız diye düşünmesinler. Peki, şimdi çok güzel anlattın da mail var mı, talep var mı? Yani gelip KOBİ'ler işte ihale... Dinler. Birincisi yasa gereği kamu ihale kurumu sigorta şirketinin vermiş olduğu kefalet senedini ya da kefalet sigortasını kabul etmek zorunda değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Burada yasal olarak bütün kamu ihalelerinde kefalet senetleri kabul ediliyor. Tamam. İkincisi oturdu mu? Yani KOBİ'lerimiz ya da ihaleye girecek şirketlerimiz bu işin de olduğunu, aslında teminat mektubunun yanında böyle bir sistemin de olduğunu öğrendi mi? Ve bir talep göstermeye başladılar mı? Daha doğrusu şunu sormak istiyorum Ahmet Hocam. Bir pazar oluştu mu? Oluştu. Çok ciddi bir pazar oluştu ama potansiyel çok büyük. Birazdan ondan da bahsederiz. Tamam. Biz açıkçası binlerce talep oluyoruz. Yani bizim şu ana kadar verdiğimiz kefalet senetlerinin teminat toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçti. Bu şu demek, aslında biz 1 milyar 600 milyon liralık nakit kredi kaynağına da vesile olduk demek. Peki yani, bir araya gireyim. Bir dakika Ahmet Hocam. Bir araya gireyim. Bir dakika. Toplam pazarı ne? Teminat mektubu pazarı ne? Şöyle söyleyelim, Kasım sonu itibariyle Bankalar Birliği'nin yayınladığı toplam teminat tutarı 750 milyar lira civarında. Hmm. Ben sadece nakdi kredilerin içerisindeki teminat mektuplarını konuşuyorum. Arkadaşlar da şu anda ekranda. Evet, şu anda ekranda var. Evet, doğru. Evet, güzel. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi Noyan Bey, 743 milyar 366 milyon lira, ki şöyle söyleyeyim, Ekim'den Kasım'a bir 7 milyar liralık azalma görüyorum ben. Evet. Burada bu tabii piyasadaki daralmanın da biraz etkisi var. Sigorta şirketlerinin de bu alana girmesinin de ufak da olsa henüz bir etkisi var. Ne kadar dediniz şimdi pazar? 1 küsür milyar değil mi sizin sigorta? Bizim verdiğimiz, bakın, toplam 743 milyarlık pazarda biz henüz daha 1.6 milyar verdik. Ha, daha çok yer var yani. Evet, yani potansiyel çok büyük bu alanda. Bu şu demek, aslında bu 743 milyarı sigorta sistemine transfer ettiğinizde bankacılık sisteminde 743 milyar liralık yeni bir kaynak doğacak demek bir manada. Ya bankalar elinden pazarı alacaksınız yani. Türkçe meali bu. Vallahi bizim hedefimiz o. En azından ya burada şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Bankalar kaptırır mı Ahmet Hocam bu pazarı size? Şöyle, aslında bankacılığın esas işi değil bu. Yani dünyada mesela Amerika'da banka teminat mektubu diye bir kavram yok. %100 kefalet senedi. Doğru. İşte Latin Amerika'da %75 oranında, evet. Asya'da %50 oranında sigorta şirketleri devrede. Dolayısıyla biz burada çok da bankalarla rekabet etmek değil esas amacımız. Yani burada hem sigorta şirketleri kendi aramızda koasürans yapabiliriz, yani müşterek sigorta yapabiliriz. Hem de bankalar bir araya gelip teminat tesis edebilir. Çünkü ülkemizde de büyük yatırımlar var biliyorsunuz. Dolayısıyla bazen bizim finansal kuruluş olarak bankacılık sistemiyle de ortak teminat tesis edebiliriz. Şimdi ne kadardır şeyi öğrenmek istiyorum. Yani kullanıcının, yani bu işten yararlanan, sigortadan, kefalet sigortasından ya da senedinden yararlanan kişilerin bu işten memnuniyetini merak ediyorum. Bir iki cümle paylaşabilir misin bizimle? Evet. Yani bizim şu ana kadar aldığımız geri dönüşler çok iyi. Yani hem ve şunu söyleyeyim, biz dünya çapında da bir ödül aldık. Yani Quick Sigorta açısından söylüyorum bunu. %100 online kefalet senedi projesiyle bu sene 3 tane ödül aldık. Bunun bir tanesi İngiltere'den, bir tanesi EFMA'dan, iki tanesi de 4 tane ödül aldık Türkiye'den. Birisi işte ödeme sistemleri, tamam, dergisinin verdiği. Yaklaşım nasıldı kişilerin?
Siz... Yani şu yaklaşım son derece iyi. Çünkü oturdukları yerde finansallarını sisteme giriyorlar online ortamda. Ve online ortamda hele şimdi biliyorsunuz 29 Ocak'tan itibaren Takasbank devreye giriyor. Evet. Dolayısıyla tamamen %100 online ortamda kefalet senetleri oluşup kamu ihale kurumuna gidiyor. Geçen seneki programlarımızı hatırlarsanız Sinan Bey. Sizinle birlikte yaptığımız ve önemli bir şebekeyi çökerttiğimiz doğru, bir şey. Evet. Evet. Yayın olmuştu. Şimdi tabii ondan sonra yapılan çalışmalarla şimdi Takasbank devreye giriyor. Artık kefalet senetlerini biz direkt Takasbank'a teslim ediyoruz. Elektronik ortamda Takasbank da kamu ihale komisyonlarına teslim edecek. Dolayısıyla bundan sonra o tür sahteciliklerin de önüne geçmiş olacağız. Buradan bir hatırlatalım o zaman Ahmet Hocam. Evet. Şimdi efendim biz Ahmet Yaşar'la, Kuyuk Sigorta CEO'su Ahmet Yaşar'la geçtiğimiz yerde... Bu kefalet sigortaları konusunda yayınlar yaptığımızda burada bir suistimal konusu vardı. Bir takım grupların hatta yurt dışı ile bağlantılı grupların buradan sahte teminat mektupları, senetleri, sigortaları düzenledikleri ve kişileri dolandırdıkları ortaya çıktı. Sonra biraz biz bakış olarak da biraz üzerine düştük, devam ettik. Ve sonunda doğru söyledi Ahmet Yaşar'ın söylediği gibi bu sayede sistem çökertildi ve daha da yeni bir yapıya girdi. Şimdi... Bir de bina tamamlama sigortası var. Tamam şeyi konuştuk Ahmet Hocam, kefalet senedi, reel sektörü, KOBİ'leri konuştuk. Bir de şimdi vatandaş var. Şimdi bu bina tamamlama sigortası denilen konu aslında çok ilginç bir konu. Bu da yanılmıyorsam bir yasal mevzuatı eksikti ama sonradan yasal mevzuatı altı dolduruldu. Ve yavaş yavaş da bu iş başladı diye biliyorum. Diyorum, size bırakıyorum. Evet. Şimdi burada da yine 2015'ten itibaren düzenlemeler söz konusu. Burada iki tane mevzuatta, bir 6502 sayılı tüketicinin korunması mevzuatında, bir de 6300 sayılı bu afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi mevzuatında. Yani biz bunu vatandaş olarak şöyle biliyoruz. Birisi maketten satış, diğeri de kentsel dönüşüm. Evet. Dolayısıyla vatandaşın maketten satışlarda, geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için, çünkü ortada henüz bina yok, bir şey yok. Siz gidiyorsunuz maketten beğeniyorsunuz daireyi ve 40 yıllık 30 yıllık birikimlerinizi ödemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla müteahhit başına bir iş gelmeden o daireyi size teslim ederse ne ala, teslim etmezse sizin onca yıllık birikimleriniz ve bir ev sahibi olma isteğiniz sükutu hayale uğruyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırabilmek için mevzuat bina tamamlama sigortası diye bir sigorta türü ortaya koydu. Aynı zamanda Sigortacılık Genel Müdürlüğümüz o tarihte Hazine Müsteşarlığımızda bunların düzenlemesini yaptı. Şu anda Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuzun takip ve sorumluluğunda. Dolayısıyla hem maketten satışlarda hem de daha sonra bu kentsel dönüşüm Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatına da girdi. Siz bugün kentsel dönüşümde bir bina yapacaksanız belediyeye vermeniz gereken teminatlar var. Projenin %10'u kadar bir teminat mektubu ya da başka teminatlar tesis etmeniz gerekiyor. Ama projenizin bina tamamlama sigortası varsa bu teminat şartı aranmıyor. Dolayısıyla burada mevzuat vatandaşı korumak ve vatandaşın... Bunu kim yaptıracak? Bu sigortayı yaptıran kim? Vatandaş mı yoksa müteahhit mi? Aslında şöyle, henüz daha konu yeni olduğu için, uygulama yeni olduğu için vatandaşın farkındalığı çok az. Vatandaş aslında birçok şeyle uğraşmaya çalışıyor. Projeden anlamaya çalışıyor. İşte müteahhitin mali yeterliliğini anlamaya çalışıyor. Tekniği anlamaya çalışıyor. Bir sürü şeyle uğraşıyor. Birçok kereler de bu işin içinden çıkamıyor. Halbuki vatandaşın yapması gereken tek bir şey var. Kardeşim, ben projede bina tamamlama sigortasını isterim sigorta şirketinden. Adıma düzenlenmiş bina tamamlama teminat senedinin getirilmesini isterim. Senden de başka bir şey istemem demesi yeterli vatandaş için. Çünkü vatandaşa müteahhit binayı teslim edemezse, mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayarak binayı, daireyi teslim edemezse, sigorta şirketi o binayı tamamlayarak vatandaşa teslim etmek zorunda ya da o daire için ödediği parayı vatandaşa geri ödemek zorunda. Dolayısıyla ben vatandaş olarak böyle bir daire alacak olsam ya da kentsel dönüşüme girecek olsam diğer işlerle uğraşmam, anlamadığım işlerle uğraşmam. Bir tek koşul öne sürerim müteahhite karşı. Bana bina tamamlama sigortasını getir kardeşim diyorum. Peki, şimdi kentsel dönüşüm çok gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da zaten önümüzdeki dönem buna hız vereceğini söylüyor. Bu sistem içinde kullanılacak mı tabii bina tamamlama sigortası? Bir ikinci sorum da, iki dakika kaldı. Zorunlu bir şey değil anladığım kadarıyla. Şimdi zorunlu olan teminat tesisi. Teminat tesisi zorunlu. Ama bina tamamlama sigortası varsa bu teminat şartı aranmıyor. Böyle baktığınız zaman
zorunluluğun önüne geçiyor. Yani siz zorunluluktan kurtuluyorsunuz bina tamamlama sigortası yaptırarak, hem de neyi sağlamış oluyorsunuz? Türkiye'de biliyorsunuz yatırımcı için de bir argüman konut yatırımı. Yani tek başına ev sahibi olmak isteyenler için değil, aynı zamanda yatırımcılar için de önemli bir enstrüman. Dolayısıyla hem yatırımcıyı, hem tüketiciyi, hem müteahhiti, hem de ülke ekonomisini koruyan çok önemli bir ürün bina tamamlama sigortası. Peki son bir dakika, hiç yapıldı mı şimdiye kadar Ahmet Hocam? Yapıldı. Ha, yani öyle orada mi? Bunları geçtik. Yani çok sayıda ürün ortaya koyduk. Ve deminki soruna paralel şu anda talep daha çok müteahhitlerden geliyor. O da işte belediyeler olan teminat yükümlülüklerini karşılamak üzere. Ama burada vatandaşların farkındalığı arttıkça, ki böyle örnekler de geldi büyük projelerde. Mesela müteahhitle sözleşme yaparken farkındalığı yüksek olan tüketiciler bina tamamlama sigortası yaptırılmasını şart koşmuş. Başka teminat istese bile şart koşmuş. Dolayısıyla bu çok önemli bir farkındalık. O zaman kentsel dönüşümde biraz biraz fazla gündeme getirip konuyu, kentsel dönüşüm içine bizim bu bina tamamlama sigortasını, ya daha doğrusu sizlerin sokması gerekiyor değil mi? Evet, orada şunu söyleyelim. Her ne kadar genel şartlar ilk başta ön ödemeli konut satışları için yapılmış olsa da, genel şartların içerisinde kat karşılığı talepleri ek teminatla dahil edilebileceğine dair hükümler var. Dolayısıyla bazen çevre şehircilik teşkilatlarında da şeyler oluyor, kaygılar oluyor. Ya bunun düzenlemesi var mı yok mu diye. Bizzatihi genel şartların içerisinde bu konuda bizim Türkiye Sigorta Birliği'miz de bakanlıkla ilgili yazışmaları yaptı. Şu andaki hukukçularımızın da görüşleri bu yönde ve belediyelerin birçok da kabul ediyorlar zaten. Yani bina tamamlama sigortasının şu anda kentsel dönüşüm mevzuatında da herhangi bir eksikliği bulunmamakta. Gönül rahatlığıyla bu poliçeyi her iki mevzuat içinde kullanabiliriz. Ahmet Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Vallahi çok süre su gibi attı gitti. Hocam, haksız rekabete uğramamak adına bizim bankalar karşısında, bizim de bu ipotek tesislerinde, rehin tesislerinde harç ve vergi istisnalarını tüm finansal şirketler olduğu gibi sigorta şirketlerine de yansıtılması konusunda mevzuatsal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu burada belirtmiş olayım ben. Çok teşekkür ediyorum. Duymuş olduk. Ağzına sağlık. Zaman ayırdın. Çok teşekkürler. Tekrar gelişmeler olursa bir araya gelelim. Ahmet Yaşar. Evet efendim, Quick Sigorta CEO'su Ahmet Yaşar bizlerle birlikte. Aslında böyle hani ilk duyulduğunda ya işte finansal sigorta falan gibi geliyor böyle, ama aslında konuştukça günlük yaşantı içinde hem vatandaşın hem de reel sektörün, yani şirketlerin için çok önemli ve stratejik önemli ürünler olduğunu anlıyorsunuz. Bina tamamlama sigortası, ki geçmişte bu tür sıkıntılar, işte bitmeyen binalar, müteahhitlerin bitirmediği binalar, birçok kişi mağdur oldu malum. Belki bunlardan bilirsiniz izleyici olarak. İşte bu konunun çözümü burada yatıyor aslında. Bankalardan teminat mektubu almak artık çok zor, çok kolay değil. Bankalar kılı kırk yarıyor bu konuda. Sigorta şirketleri de yeni bir alternatif pazar ve çok da doğru bir pazar ve boş bir pazar, sigorta şirketleri de hevesli. Ve burada da çok rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle KOBİ'ler için. Çünkü limitleri de etkilemiyor diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim izlediğiniz için. Çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu. Mega polietilen piyasa verilerini sunar.